Baya teknik müzesi girişindeyiz. Dışarıya bütün uçakları koymuşlar. Çalıştıracak olan bir makine olmadığı için ilk önce manuel olaraktan yakıt pompalıyor. Aynı direksiyonu bu sefer aracı yönetmek için kullanıyor. Evet. Biraz önce direksiyonu soktuğu kısım herhalde bu tarafta. Evet. Makinenin direksiyon mekanizmasına bakar mısınız? Bu kırmızı direksiyon kolla şu çarkı döndürüyor. Bu çarkı döndürerekten şuradaki roleyi çevirmeniz gerekiyor. Rolede zinciri çevirip silindirin yönünü değiştirerekten bu şekilde aracın yönünü değiştirebiliyorsunuz. Muhtemelen ciddi bir kas gücü gerektiren bir manevraydı. Hele yolda dönmeyi engelleyen bir unsur söz konusuysa. Komandosu torpidosu 1944 yapımı Einmann Torpedo Malder diye geçiyor ve yani anlayacağınız üzere buna binen ve komando eden kişi bu torpido ile beraber ölmüş oluyor. U9. İnsanda bir balina replikası hissi uyandırıyor. Şu alt taraftaki kanatlar mesela, yüzgeç gibi. O ayrıntıyı geçersek yanlış olur. Burada torpido çıkış kapakları var. Ekograf diye geçiyor sonar. U9 1967'den 1993'e kadar kullanılmış. İlginç. İnsanların böyle bir şeye güvenip hayatlarını bunun içerisine emanet etmeleri çok ilginç. Yani insan güvenemez ya. Trenler benim için daima farklı bir şeyler ifade etmiştir. Özellikle bu kadar kaba bir şey sistemin. Çok basit suyun ve ondan oluşan buharın bu kadar ağır ve görkemli bir aracı harekete geçirmek bana ilginç gelmiştir. Basınç burada oluşuyor ve silindirlerde bir kolu itiyor. İtme gücü de burada dönme hareketine dönüşüyor. Tekerlerin her biri de hemen hemen bir insan boyunda. Maksimum hızı 65 km. Böyle bir yapıyla 65 km'ye çıkılabilmesi gerçekten çok ilginç. Evet, üzerine binebileceğimiz bir vagon bulduk. Buna çıkacağız. Burası yanma odası. Evet, görüş açısı bu, maksimum. Muhtemelen burası çok sıcak olsa gerek çalıştığında. Bu gördüğünüz Vostok modülü 1961 ve 1963 arasında kullanılmış ve uzaya ilk insanı ve ilk en uzun uçuşu 5 gün sürmüş. Aynı şekilde bu araç da ilk kadını uzaya götüren
modül olmuş. Öyle tahmin ediyorum ki YouTube'dan hepimizin tanıdığı veya birçoğumuzun tanıdığı o Rus astronotun sesleri de böyle bir aracın içerisinden geliyordu. Evet, benim için çok ilginç bir tecrübe oldu. Şu an onun içerisinde ne yapacağını bilemeyen bir Rus astronotunu düşünüyorum veya kozmonotunu. Apollo inişinin noktalarını koymuşlar. Ancak müzeleri işte ilginçlikten çıkaran şeylerden de birisi bu. Bu resimlerin aynısını Google Earth, Google Mount'ta görebiliyorsunuz. Hatta zoom alıp daha ayrıntılı şekilde, daha farklı açılardan görebiliyorsunuz. Uzay mekiğinin üstüne çıktık. Şimdi mekiğin yük taşıma kısmı. Artık uzaya götürülüp monte edilecek veya takılacak her neydiyse buraya konuyordu. Kapak açılıp monte ediyordu vesaire. Aşağıda gördüğünüz gibi kanat uzunluğu çok dar. Böyle bir uçağı indirebilmek için, böyle bir mekiğe indirebilmek için oldukça geniş bir oldukça uzun bir piste ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde tecrübeli bir pilota. Muhtemelen şu motorlar iniş esnasında kullanılıyordu. Ya benim tahminim, tam bilmiyorum. Açıkçası NASA sadece uzaya gitmiyor, aynı zamanda bunun reklamını da iyi yapıyor. Mesela burada bir ton farklı Alman astronotunun resimleri var. Ya bunların ben varlığından dahi haberdar değilim. Yani Almanlar yapmışlar. Ancak işin reklam kısmına çok özen göstermemişler. Bir resim koymuşlar. International Space Station. Bu da Rusların servis modülü. Yani yine öyle tahmin ediyorum ki şeydeki uluslararası araştırma projesindeki modüllerden birisi. Apollo projesinde giyinilmiş bir kıyafetin replikası. 1969 17 Ağustos'unda Stern gazetesinin, Stern dergisi ve Bild gazetesinin çıkarmış olduğu kapak. Evet, Ay projesindeki kullanılan aracın tekerleri. Hiç böyle düşünmemiştim. Ay şartları göz önünde bulundurarak böyle bir şey düşünmüş demek ki. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panelleri. Modüllerden birisinin prototipi. Ve biraz önce içinde bulunduğumuz uzay mekiği. Benim en çok dikkatimi çeken hususlardan birisi Rus kozmonotu kıyafetleri ve araçları da çok fazla bir albenisi yok. Amerikalılar dış görünüşe özen göstermişler. Her alanda yani. Araçlarda da kıyafetler gibi. Evet, gördüğünüz üzere bu bir uzay astronotunun koltuğu. Çömelerek oturuyorlar. Şu resimde olduğu gibi. Şuraya ayaklar gibi. Ayağın geldiği kısım şu şekilde. Bu şekilde oturmaları hızla oluşan G kuvvetinin basınca karşı insan vücudunun daha fazla dayanmasını sağlıyormuş. Bu arada bildiğiniz üzere Rus uzay adamlarına kozmonot, Amerikalılara ise astronot diyoruz. Yani sadece terminoloji farklılığı, ikisi aynı şeye tekabül ediyor. İnsanlık şu teknolojiye güvenip suyun altına girdi. Aynı teknolojinin benzerini kullanaraktan Ay'a çıktı. 1989 yapımı bir Mi-24P, Rus yapımı veya işte komünist yapımı, nereden anlıyoruz? Çünkü çok çirkin.